Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kısa bir ders yapmak istiyorum. Boş bir zaman buldum. Bir 10-15 dakikalık bir eğitim olacak. Excel'de tahmin fonksiyonunu anlatmak istiyorum. Ve işinize yarayabilir diye düşünüyorum. VBA'da hemen örnek diye bir klasör açtım ve içerisine bir Excel kitabı açıyorum. Excel kitabımı açıp hemen bir farklı kaydedeceğim arkadaşlar bunu. Dosyadan farklı kaydet örneğin içerisine ikili çalışma kitabı olarak tahmin diye isim verdim ve kaydettim. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şu olsun arkadaşlar. Bir öğrencinin çalıştığı ders saati olsun. Bir de sınavda aldığı puan olsun. Aldığı puan. Şöyle. Şimdi ben rastgele 1, 2, 3, ondan sonra 7, 8, 10, 6, 9, 11, 12 gibi saatler yazıyorum. Burada 20 puan almış, 60. Hiç sayılara bakmadan yazıyorum rastgele arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Tamam. Bu puanları aldı. Evet, unuttuğumuz bir şey mesela 4 saatte çalışsın. Az önce rastgele veriler girdim arkadaşlar. Şimdi bu verilerin grafiğini oluşturayım. Hemen ekle menüsünden önerilen grafikler deyip şu nokta grafiğini seçip tamam dedim. Grafiğimizi oluşturdum. Şimdi şuradaki artıya basarak da eğilim çizgisini göster diyorum. Şimdi eğilim çizgisine baktığım zaman buradaki çalışma saatlerine göre çok tutarsız puanlar aldığını buradan anlayabiliyoruz. Çünkü doğrusal eğime şu eğim çizgisine bu doğrusal grafikteki eğim çizgisine veriler çok uzak ve çok alakasız yerlerde duruyor. Zaten arkadaşlar makine öğrenmesinde önemli kesin yani kesine yakın yani çok yüksek doğruluk oranında değerler veriler elde etmek istiyorsanız şu noktaları şuradaki eğim çizgisine mümkün olduğu kadar yakınlaştırmanız lazım. Doğrusal eğim değil de genellikle makine öğrenmelerinde sigmoid fonksiyonuyla böyle S harfine benzeyen bir grafik oluşturuluyor. O grafiğe yaklaştırmak lazım. Buradaki tahmin edeceğimiz sayılarda puanlar pek düzgün değil. Örnek olarak 1 saat çalışan 10 puan almış olsa, 2 saat çalışan 20 puan, 3 saat çalışan 30 puan. Bakın yavaş yavaş grafiğimizin düzeldiğini fark edeceksiniz. 7 puan alan, 7 saat çalışan 70 puan alsa, 8 saat alan 78 puan, 10 saat çalışan işte 90 puan, 6 saat çalışan 60 puan. Şöyle yavaş yavaş doğrusal çizgiye yaklaştıklarını görüyorsunuz. 9 saat çalışan 87 puan, 11 saat çalışan 95 puan alsa, 12 saat çalışan 100 puan, 4 saat çalışan 40 puan dersek, bakın mükemmel bir yani buradaki tahmin çok doğru bir tahmin olacak demektir. Yani grafiğimiz bu şekilde olsa, tabii bu da verilerin çokluğuna, verilerdeki doğruluk oranları önemli. Yani veriler önemlidir kısacası. Şimdi ben tekrar grafiğimiz bu şekilde kalsın. Ben bu grafiği buradan kesip burada yapıştırmak istiyorum. Bu sayfanın adını GR yazıyorum. Burası da DB diyorum. Database olsun. Şimdi hemen buradan bir buton alıyorum. Butonun özelliklerinden aç diyelim. Tamam, şuranın içine giriyorum. Bir user form ekliyorum. Yani VBA çalışmalarınızda bu tahmin fonksiyonundan faydalanabilirsiniz diye ben böyle bir örnek yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar, hemen buraya bir list box ekliyorum. List box'ımı ekledim. List box'ın kolon sayısı 2. Kolon header'i true yapıyorum. Kolon genişliği 50 yapıyorum. Ondan sonra şurada yazı fontunu da kalibri 12 yapıyorum. Geliyorum aşağıda row search'ünü de nereden geliyor? 12'ye kadar. Row search'üne de ne diyorum? DB ünlem A2 A2 2 nokta üstte C12 B12.
Enter'a basıyorum. Verilerimi de aldım buraya arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şurada grafiğimi ekleyeceğim. Az önceki grafiği de buraya çağırmak istiyorum. Hem bir tekrar etmiş oluruz. Yani böyle formlara grafik eklemek için de bir tekrar etmiş oluruz. Onu da anlatmış oluruz daha doğrusu. Şimdi şuradaki imaj 1'dir. Hemen sayfanın şuraya bir buton alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Tamam. Ondan sonra şuraya çalıştığı saat diyorum. Saat 2 nokta üst üste. Buraya bir text box. Yine şuraya da alacağı puan diyelim. Ve buraya tekrar bir text box alıyorum. Text box'ın enable'ini de false yapıyorum. Backstyle'ını da 0 yapıyorum arkadaşlar. Şunları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz büyüteyim. Siz de rahat görün diye. 11 olsun. Tamam. Şunları da yüksekliklerini 12 yapıyorum. Fontlarını da yine kalibri 12 yapıyorum. Şöyle. Pardon, height 20 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu text box 1, bu text box 2. Şimdi command butona da tahmin et diyorum. Tahmin et. Tamam. Şimdi tahmin etin içine girdim. Öncelikle buraya tıkladığım zaman sayfa 2 grafik sayfasındaki grafiğimizi buraya çağıracağız. Önce dim sayfamızın ismine de gr. Dim g diyelim. Bu bir kart olacak. Ondan sonra arkadaşlar bir de dosyamız olacak. Bunu dosya haline getirip dışarıya aktaracağız. Dışarıya aktardığımız dosyayı da imaja yükleyeceğiz. Dim dosya as string diyorum. Ondan sonra set g eşittir arkadaşlar. Sheets gr grafik sayfasındaki chart objects diyoruz. Evet, objects 1 birinci obje chart diyor. Bunu öncelikle G'ye atadık arkadaşlar. Sonra dosyayı bulalım. Dosya eşittir this workbook nokta head buradaki dosyanın yolu ve application nokta head separator diyoruz ve buraya da bir de isim olarak mesela ne olsun grf nokta gif olsun. GIF'lerin de boyutu küçük olduğu için arkadaşlar GIF olarak dışarı çıkarıyoruz. Fazla yer kaplamasın. G.export. Şimdi G'yi dışarı, bu kartı, objeyi dışarı çıkaracağız. Dosya adı eşittir dosya virgül filter name eşittir GIF. İki nokta üstü eşittir diyeceğiz buraya. Tamam. Burayı da yaptıktan sonra şimdi imaja yükleyelim. İmaj 1 nokta picture eşittir load picture diyoruz. Parantez içinde dosya diyoruz. Dosyayı yükle. Şöyle bir çalıştıralım. Tahmin et. Evet, grafiğimizi de getirdi. Şimdi grafiğimizi arkadaşlar şöyle picture size modunu da şöyle stretch yapıyoruz ki grafiğimiz tam gözüksün içeride. Şöyle baktığınız zaman bak, grafiğimiz burada. Şimdi ben aslında neyse tamam. Şimdi tahmin et fonksiyonu kullanacağım arkadaşlar en altta en son. Burada diyorum ki text box 2 nokta value eşittir application nokta worksheet function nokta tahmin et fonksiyonumuz hangisiydi? Şöyle fonksiyonlara tek tek bak.
Hangisiydi bir dakika? Baya bir fonksiyon var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani siz de görün diye baya bir fonksiyon var Excel'de. Forecast. Evet, forecast. Şu fonksiyonu kullanıyoruz. Parantez içinde. Şimdi biz burada diyoruz ki ne diyoruz? Double diyor arkadaşlar. Bakın diyor ki double olarak girmen lazım. O zaman CDB double text box 1'in valüsüne bak. Valüsünü baz alarak virgül. Şimdi bizim şu puanlarımız nerede? DB sayfasından B2'den B12'ye kadar. Hemen onu da yazalım. Yine CDB parantez içinde Sheets database sayfasındaki B2'den B12'ye kadar diyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Virgül. Bu sefer text box, yani diyoruz ki işte 3 saat. Text box'a 3 saat diyeceğiz. 3 saati şu B sütunundakilerin arasında tahmin edecek ama A sütunlarını baz alarak. Yine burada CDB parantez içinde yine double olduğu için yine sheets arkadaşlar sheets database nokta range A2 iki nokta üstte. Burada arkadaşlar cells'i de kullanabilirsiniz. Bakın illa range kullanmak zorunda değilsiniz. Cells komutunu da kullanabiliriz. Ben genelde range kullanıyorum sürekli. Buna alışmışım. A12 yani hiç farkı yok. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ve parantezi kapatıp enter'a bastık. Şimdi text box 2'yi bu şekilde aldı. Bir de şurada bir şey yazacağız. Diyeceğiz ki eğer text box 1 nokta value eşittir boş ise boş ise then exit sub diyeceğiz. Yani buralara girme diyeceğiz. Bir çalıştıralım istiyorsan. Önce şu bağlantıyı da yapalım. Bununla da user form 1'i çağır diyoruz. Show diyoruz. Tamam. Şimdi bakalım oldu mu? Mesela çalıştığı saat adam 4 saat çalışmışsa tahmin et. Tip hatası verdi. Nerede hata verdik? Bunlar da herhalde burada double istemiyordu yanılmıyorsam. Biz bunları devre dışı bırakalım. Şimdi ilk başta istemişti hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz 4 saat çalışırsa 39 puan almasını tahmin etti gördüğünüz gibi. 10 saat çalışırsa bakın 90 puan. 6 saat çalışırsa 56 puan. Bu şekilde tahmin ediyor. Biz buradaki verilerimizi değiştirelim. Örneğin bunu 30 yapalım. Bunu 45 yapalım. Şurada 6 saat çalışan 50 puan alsın. 7 saat çalışan 65 puan alsın. Burada şu grafikte arkadaşlar bakın mesela 6 puan 6 saat çalışan 60 puan alıyor. 4 saat çalışan 46 puan. Yani bize her ne kadar değiştirdiysek bile şuradaki eğim doğrusuna uzaklaşmamış hala verilerimiz. Şöyle tekrar biraz daha verilerle oynayalım. Bir saat çalışan 60 puan alsın. 12 saat çalışan 45 puan alsın. Şöyle bir açalım. 6 saat çalışan 60 puan. 7 saat çalışan 63 puan alıyor. 12 saat çalışan 81 puan alıyor. Evet, buna göre bakın burada 12'nin karşısında 45 olduğu halde arkadaşlar şurada 45 olduğu halde burada 81.
buradaki fonksiyona göre böyle tahmin ediyor. Tabii ki şuradaki noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu eğim çizgisinden uzaklaştıkça doğru tahmin etmez. Şu noktalar buraya yaklaştıkça da daha doğru tahmin eder. Dolayısıyla buraya girdiğimiz verilerin tutarlılığıyla alakalı bir durumdur bu. Evet, bu dersimiz de bu kadar. En azından Excel VBA ile tahmin, yani bu sizin yıllık satışlarınız olabilir, cirolarınız olabilir, bir sonraki yılın tahminini bulmak için vesaire işinize göre bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, hepinize başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle.